Kararnameye göre mesleğini serbest icra eden eczacılar ve tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, OHAL ilan edilen illerde, OHAL süresince, valilik tarafından uygun görülen mekanlarda veya mobil araçlarda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilmesi uygun görüldü. OHAL boyunca Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'la Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerinde bulunan serbest eczaneler, ilaç takip sistemi işlemlerinden Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilir durumda olacaklar. Ancak kırmızı ve yeşil reçeteye bağlı ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak. OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'la Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarları, ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek.